Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra. Yayının tekrarını izlediniz mi Cuma günü? Evet izledim. Kendi söylediklerine inandın mı? Yani burada ifade ettiğin, söylediğin her şeye inandın mı? Evet, ben bilerek söyledim her şeyi. Hı, o yüzden soruyorum. Yani söylediklerim, ya burada da fazla abartmışım mı oldu yoksa ya az bile söyledim mi? Gerekildiği yerde zaten tam konuşamadım. Gerektiği yerde tam konuşamadın. Şimdi Bahar Ertaş 3 yaşındaki çocuğu alarak 3 Ocak'ta aslında bir plan yapıyor. Yapmış olduğu planın parçası Ali Bey'in yakın arkadaşı Mehmet Alemdar isimli kişiyle kaçıyor. Mehmet Alemdar da evliliği olan, çocukları olan, kendi aile düzeni olan biri. O da eşini kendi annesine gönderiyor. Sen bir süre burada kal diyor ve 3 Ocak'ta Bahar ve Mehmet kendi hayatlarına yeni bir yön çiziyorlar. Doğrudur. Geride iki kişiyi bırakarak. Mehmet Alemdar şu an canlı yayında, stüdyonun diğer tarafında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada sizin Alemdar gerçek soyadınız mı? Evet, gerçek soy ismi. Hayır değil, değiştirdi soy ismini. Cırcır olarak anılıyor Gırca Mahalle'de. Arkasını söyle. Da burada geldin. Emrah ayağına yatıyorsun burada rol oynuyorsun. Herkes elinizde, oynadığı gibi. Elinizde geçerli bir delil varsa gösterin. Geçerli delil ben telefonda bizzat ağzından söyledim. Defalarca kendim tamam. Söyledim bunu. Hadi onu da inkar et. Neyi? Benden para olayını sen istemedin ki para istemişler benden dedin. Gerekli şeyi açıklamadım ben sana. Bizi arayan sen değil misin yoldayken? Ne söyledin? Biletini nasıl? Paranızı göndereyim diyen sen değil misin de? Geri dönün gelmişsin diye mi? Para istiyor diyor. Bu kadar ucuz insansın. Bu kadar ucuz insansın. Bir saniye kaldı. Mehmet Bey. Aynı eve, aynı abla, sofraya bak, oturup abla, bir dakika bak. Senin eşin büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Senin söylediğin cümlelerin aynısını dönüp Bahar'a söylüyor. Sen diyor ne kansızsın diyor, ne vicdansızsın. Seni kardeşim sandım. Siz Bahar'ı niçin kaçırdınız? Önce bunu açıklar mısınız? Gerekçesi neydi? Açıklayayım kaçırdım abla, ama şu sebeplerle. Başından sonuna kadar açıklayayım. Tabii kaçırma gerek. Arkadaşınızın eşiyle kaçma sebebiniz. Bak, bir. Ali Bey'i ben defalarca konuşmaya çağırdım. Sıkıntınız, derdiniz var mı diye. Bizden gizledi ama artısında arkasında devamlı eşini bıçağla silahla içeride içi dolu mermiyle dolu silah var dedi. Defalarca tehdit savurdu. Evet. Ondan sonra son konuşmada buluşmamızda kaçtığımızda da Bahar mesajı attı. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ali'den karısı Bahar'a yönelik bir aile içi şiddet durumu olduğu için mi kaçırdınız? Aynen öyle Esra abla. Hayatım senin kaçırmana gerek yok ki. Bu ülkenin kurumları var, kadın sığınma evleri var, jandarması var, polisi var. Sen onlardan güçlü müsün? Şiddet gören bir kadını polise bulunduğun bölge jandarmasına abla, telefon, şikayet edersiniz. Telefon ettim. Bu bacımızı koruyalım dersin. Alıp da yanına sokmazsın. Ama telefon ettirmeyen de kendi bak. Ay. Esra abla. Efendim. Telefon ettirmeyen de kendi orada. Darp ettikten sonra telefonu eline vermeyen de kendi. Polise gideceğim bir defalarca Bahar söylemesine rağmen. Sen arasaydın polisi. Bu evde şiddet var ben biliyorum deseydin. Sen yanına niye aldın? Ali'den korumak için mi aldın? Aynen öyle Esra abla. Karın nerede? Köyde. Niye kimin yanında? Annesinin yanında. Onu kim koruyor? Bizim de kendimize göre sıkıntımız var Esra abla. Sıkıntınız var. Bu sebeple sen Bahar'ı korumayı mı aldın? Kaç çocuğun var Mehmet? İki tane. Bahar için iki çocuğundan vaz mı geçtin? Ben çocuklarımdan vazgeçmem asla Esra abla. Vazgeçmez misin? Vazgeçmem. Çocuklarım benim her şeyden önemli. Önde gelir. Ama zaten eşin de senin bu durumunda ne yaparsan yap ben vazgeçmem. Yuvamı kurtaracağım diyor. Helal olsun kadına. Yuvamı kurtaracağım mı diyor? Niye de bugün dava açmış o zaman? Ne bilmiyorum. Cuma günü öyle karar vermişti. Bak bugün değiştirmiş kararını. Ya. Buyurun. Niye kaçtınız siz beraber? Mehmet'le niye kaçtınız? Sevdiğimiz için kaçtık. Kaç yıldır ilişkiniz var Mehmet? Abla yalana gerek yok. Yaklaşık 2,5-3 aydır var. Bir senedir tanıyoruz birbirimizi ama 2,5-3 aydır var. Ama biz diyor bir yıl önce küsmüştük diyor birbirimize. Evet bayağıdır gitmiyorduk. Bayağıdır yani bir yıl önce başladı duygusal ilişkiniz. Evet bir yıldır vardı ama son 2 ay, 2-2,5 ay içinde.
Peki siz karınla mesela Ali ile Bahar'ları yemeğe, ne bileyim çaya gittiğinizde aslında siz Bahar'la bir şey yaşıyorsunuz o sırada. Diğerlerini böyle... Yo, alahası yok. Öyle, şimdi ben düşünsene. Töbe töbe, iptal iptal ya. Üf. Bu da iptal ettim, hadi gülüyor millet. Yani ben şimdi gidiyorum. Diğerlerine, kendi aramızda bir fın fın bir şey var. Biz sizden akıllıyız, bak çiş çaktırmıyoruz aramızda yaşadıklarım. Durum bu. Ama sıfatından bir minnet yok gibi aile insan. İçinde aynısı oldu. Sıfatından insanın bir minnet olması lazım. Hı? İki aile içinde aynısı oldu bak. Yapmasalardı yapmazlardı. Aynadır. Sen o gün yapmasalardı Ali... Esra abla. Ne yapmasalardı? Yapmasalardı. Ali için de eşim için de geçerli. Ne yapmasalardı? Aynı şekilde aldatmayı yapmasalardı diyorum. Keşke önce düşünselerdi bunları. Eşiniz de size keşke mi? Keşke çocuğunu önce düşünseydi. Çocuğunu düşünen adam bir kere çocuğunu dövüp de bıçak çekmez. Buyurun. Bak ben defalarca... Esra Hanım. Ben diyorum ki bak, yeterli bir delil varsa diyorum getirin diyorum. Madem diyorum telefon elinde değil. Benim gözümün önünde yaptım. Benim çocuğuma bıçak çektim. Benim gözümün önünde yaptım. Seninle evde bu resim dolayıyla atıştığımızda telefon senin elinde miydi değil miydi? Aldın elimden, ben sağlık ocağına iğne vurulmaya gittim. Geri gelmedin mi sen eve? Eve gelmedin mi sen geri? Geldim. Telefon senin elinde değil miydi? O zaman kavga etmemiştik daha. Telefon senin elinde ondan değil miydi? Ondan sonra telefonu aldıktan sonra yaptın peki, sen zaten ben bunu. Mehmet hani oyun oynadınız ya, oyun kurdunuz ya bana. Ben Mehmet'le petrole gittiğimde telefon sende miydi, değil miydi? Bendeydi. Peki o zaman niye aramadın polisi? Gerek duymadım, Mehmet neden? Vardı çünkü. Mehmet mi var? Evet. Ben de şu andan şimdiden sonra diyorum ki bak boşanalım. 155 Mehmet. Ben zaten bak, boşanıyorum. Ben onun için geldim buraya. Uzatmaya hiç gerek yok. Sana bak. Velayetini uzatmaya istiyorum ben çocuğum. Bu arada Beyhan Hanım telefon attığında Mehmet Bey'in eşi. Gerek yok. Ben onun için Hanım. Geldim buraya. Senin has yüzüne hevesli Beyhan değilim. Beyhan Hanım. Ben de sana değilim zaten. Efendim Esra abla. Beyhan Hanım, eşiniz Mehmet kadına şiddetin en önemli savunucusu, destekçisi. Peki siz evlilik birliği içerisinde kocanızdan şiddet gördünüz mü? Evet gördüm, hiç inkar etmeye gerek yok. Ne zaman gördün? Gördüm ya. Tamam, ne zaman gördün söylesene. Kaç ay önce... Kaç ay önce bir kere gördün değil mi? 7 senelik evlilik boyunca bir sefer gördün değil mi? Arada sırada da vurmaların oldu. Ara sıra ben ne zaman vurdun ben sana yalan söylüyorum. Bana vurduğun zamanlar ben ne dedim bak, ben senden korkuyorum dedim. Ellerini bana kaldırma yalan dedim. Yalan söyleme ben sana bak o gün geçen hiç bak. Hiç yalan söylemiyorum bak, ben. En son 2 hafta önce mi 3 hafta önce bak. Ben senin üstüne yürümediğim bana, halde oyun oynadın. Bana vurma, bana şöyle etmedin. Ben seninle insan gibi konuşacağım otur dedikçe bana böyle diyorum yüzünden, bana. Yalan bak, söyleme. Beni dinle. Yanındaki bayan yanındakini yüzünden, boş ver. Şu anda bizim meselemizi konuşuyor. Yüzünden, ben onu söylüyorum işte. Beni dinle, beni dinle. Bizim aramızdaki mesele bu mu sadece? Sana onu soruyorum sadece. Ya bizim aramızdaki mesele bizi ilgilendirir. Bahar'ı ne ilgilendirir, öbürünü ne ilgilendirir? Tamam Esra abla, şu anda bizim aramızdaki meseleyi soruyor sana. Bizim aramızdaki mesele darp olayını soruyor bak. Darp olayını niye olmuş? Bizim meselemizi soruyor yani, onu söyle bana. Sizin ona ihanet ettiğiniz ve ihanet ettiğiniz için sizden boşanmak yerine Bahar'ı kaçırdığını söyleyerek kendini aklamaya çalışıyor. İkisi bağımsız olay. Aynen. Televizyon açık, oradan duyuyor galiba. Bana bunu bir söylesin Esra abla. Hayatım karın... Abla ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 8-9 senedir ben çocuklarımla doğum yaptığım sıralarda Mehmet Bey kahvelere gider, annesine giden bir insandı. Sırf para mevzusuymuş konu. Konu para mevzusu. Ya bırak şu yalanları ya. Bırak şu yalanları ya. Ya bırak şu yalanları ya. 8-9 senedir dedi, ben senin dedi hiçbir zaman için dedi hakkını inkar etmem dedi, ben Bahar'dan intikamımı alıp Bahar'ı bırakacağım dedi. Bahar'dan niye intikam tamam alıyor? Tamam dedim ben de. Ben onu sana Bahar'dan, söyledim Bahar'a Bahar'dan, değil bak. Bahar'dan dün de, neden, bak, dün de konuştuk yalan söyleme. Bilmiyorum. Bana söylediği kelime bu. Bahar'dan intikamımı alacağım dedi. İntikam meselesini şöyle söyle Betra Hanım. Ben daha önce Mehmet'i aldattığı için intikamı Beyhan'dan almak istedim. Yalan söyleme Beyhan. Benimle bir alakası yok insan. Kız siz yalan rüzgarı mı çeviriyorsunuz? Bu adam seninle alakası yokken niye intikam alıyor? O aldatmış ya, aynısını ben de sana yapacağım diyerek. Neden olduğunu ben sana söyleyeyim mi? Üç kere ablayla ilgili bir olayın olmuş ya senin hani.
Neyle ilgili? Kısmet ablayla ilgili bir olayın olmuş ya, o yüzden. Kısmet ablayla benim bir olayım yok ki ne? İnan var ya Beyhan, hiç Kısmet inandırıcı gelmiyor. Kısmet ablayla benim aramda bir sorun dahi yok. Hiç inandırıcı gelmiyor. Yani bu şekilde benim aramda bir sorunum yok. Yani bu şekilde kendine haklayama. Konuşma. Bu şekilde kendine haklayama, yalan söyleme. Annem gelin buraya bırakırken ben seni istemiyorum, boşuyorum diyecektin. Esra abla, Mehmet ben seni... Bir dakika. O ilk eşine de aynısını yapmış. İstanbul'a bırakmış, ondan sonra bana annesinin bak, yanına bana, gelmiş. Ben seni götürmeden önce senin yüzüne sevmiyorum, istemiyorum dedim mi? Boşanacağım dedim mi sana? O zaman yanıma geldin, neden ağladın? Bunu söyle. Kim ağladı? Sen yanıma geldin. Lan ben ne zaman ağladım, yalan günü, söylüyorsun sen? O günü, ben ne hayır, zaman o ağladım, yalan söylüyorsun sen? Bahargil'le Aligil de geldi o günü. Yalan söyleme. Yalan söylemiyor. Yalan söylüyor sen şu. Yalan söylüyor. Yalan değil. Hayır, yalan söylüyor. Düzgün konuş. Yalan söylüyorum. Yalan değil. Saat 3'te geldi Mehmet Alemdarlı şahıs eve. Biz evet. Evine mutfaktaki balkondan girdik. O ayrı bir şey. Hayır, yalan değil. Saat 3'te mutfaktaki balkonundan içeriye girdik. Baharda burada. O günü anlatıyor. O gün ağlamadı ki ne Mehmet? Ağlamadı. Mehmet yanımızda değil mi? Ağlamadım ki. Hayır, o gün ağlamadı. Niye orada bile ağlamadım yani? Yalan söylemedim. Yanımıza geldi, ben ağlamadım. Sana yazdıkları mesajlarda kendin okumadın mı? Ağlamadı, tamam. Sen görmedin Bahar. Boş konuşma Bahar. Sen görmedin. Sen nerede gördün? Beyhan. Sen de bizim yanımızda oturuyordun. Sen nerede gördün acaba? Sen de bizim yanımızda oturuyordun. Sen nerede gördün? Bana onu söyle. Ben neyi nerede gördün? Sen benim yanıma geldin, çocukları öptün, ondan sonra da ağladın, benim yanıma yattın ya. Ben ağladım iyi orada. Ağladın, ben ya senin kocaklarını elinden silerken gördüm. Bırak şu yalanı ya. Yapmadıysam çocuklarımın yüzünü görmek nasip olmasın. Ben bu zamana kadar, bak ben bu zamana kadar tek çocuklarım için ağladım. Anladı? He, ondan mı böyle yaptın? Çünkü çocuklarımı sen, mağdur bıraktın yani benim. Yani sen ağlanmaya değmeyecek bir insansın. Ağlanmaya değmeyecek bir insansın. Gerçekten mi? Aynen sen çok öyle. Değiyorsun. Aynen hiç öyle. Sorma. Sen çok değiyorsun, hiç sorma. Zaten sen benim umurumda bile değilsin ki. Benim tek umurumda olan şey çocuklarım. Ben bundan sonra onlar için mücadele veriyorum. Anladın mı? Sen benim umurumda bile değilsin. Vallahi sen benim hiç umurumda değilsin. Çocuğunu düşünen adam. Çocuğuna bak. Yanındakine güvenerek zaten ilk yayında ne dedin? Bana onu söyle. Burada milletin içinde ne dedin? Kocamdan boşanmayacağım, çok seviyorum dedin. Doğru mu? Peki bunu doğru. Seneler önce niye düşünmedin? Çocuklarını seneler önce niye düşünmedin? Bana bunun cevabını ver. Nasıl seneler önce? Sen çocuklarını çok seviyordun. Benim çocuklarım 1,5 Sen niye affettin? Ben çocuklarım için affettim. O zaman çocukları ben bahane çocuklarımın mi? Yetişmesini bekledim. Biz çocukları bahane ben çocuklarımın yetişmesini bekledim. Sen ne Mehmet'le, ne Mehmet'le ne Bahar'la muhatap olurum. Benim söylediğim tek kelime şu. Beni annesi gel buradan götürdü, annesi bana peki, her peki bir saniye anlattı. Mehmet Bunlar Bey. Bayağıdır konuşuyor. Mehmet Bey, aynı soruyu Bahar Hanım'a da sorar mısınız? İki kere gidiyor, her ikisinde de farklı kişilerle görüşme sebebiyle dönüyor ve kocası onu affediyor. Aynı çocuklarını, şey. Ailesini bu kadar düşünüyordu. Bahar niye böyle bir davrandı? Aynı soruyu Beyhan Hanım'a yönelttiğiniz gibi Bahar Hanım'a da yöneltir ben misiniz? Ben çocuğum için gittim tekrar Esra Hanım. Affetmeseydi. Yani o anki onların kabul iş durumunu etmeseydi. Bilmiyorum ben Esra abla bak. O anki onların iş durumunu ben bilmiyorum. Ne olabilir bağlayıcı peki? Ne yönden Esra abla? Yani daha önce eşini defalarca aynı davranışı yapmış biri geri döndüğünde kocası affediyorsa, o da kocasına geri dönüyorsa bu ne demektir? Yani bir affetmiş demektir yani. Ne demek olacak Esra abla? Yani ilişkilerinde hala bir umut, bir sevgi, aynen. Bir bağlılık var demektir aynen. Değil mi? Aynen. Yani bizzat biz de şahidik ki Ali yalvara yakara getirttirdiği eşine niye defalarca üstüne yüklendi? Esra Hanım, Mehmet Bey'e ben bir de bir şey sormak istiyorum. Mehmet sen ne yiyip ne içiyorsun ya? Buyurun. Madem böyle bir şey varmış, o gün evde yemeğe hazırladığında, o gün Beyhan Hanım da söyledi ya televizyonda. Yemeği hazırlayıp Bahar'ın küsüp de kanepeye oturup da ben getirip de elimle yemek yedirdiğimi Mehmet Alemdar görmüş mü görmemiş mi? Gördüm. Tamam. Gördüm. Ben dedim ki madem bir şiddet var gerekli yerlere bilgi vereydin. Neden Mehmet? Üçüncü bir kişi neden? Soruyorum sana.
Yapıyordu, ne diyordun, hiçbir şey yokmuş gibi aynı devam ediyordu alakası zaten. Bile yok. Bak, her şey bu. Senin elinde. Senin ben, huyun bir. Ben huyun seni, belli Ali. Ben seni hiçbir şekilde bağlayamam. Her şey senin elinde. Her gün tehdit eden ben değildim. Her şey senin elinde diyorum. Ben sabah işe gidiyordum. Akşama kadar evdeydin değil mi? Hı. Öyle değil mi? Öyle. Telefon elinde değil miydi senin? Öyle. Tamam, o zaman gideydin. O zaman bir şey yapaydın. Zaten kendinin artık en son gideceğin de kendinin. Ali Bey, en bir de şöyle bir şey var. Merak sevdiğim ediyor. Sevdiğim için seçtim. Hepsi bu. Seviyorsun. Evet, seviyorum. Ali Bey, bir şey sorabilir miyim? Esra abla, Ali'ye bir şey soracağım. Tabii ki. Tabii ki. Bahar'a dedin mi çocuğu balkondan atacağım eğer böyle bir şey yaparsan bir daha diye. Ölmezse, ah, ölmezse şimdi şöyle bir şey atacağım. Esra'nın, bahar'ın kendini... Şey, karıştırmıyorum ben. Alırım dedi. Bu çocuğum öldürerek de videosunu hiç... sana atacağım dedi bana. O balkondan aşağı atacağım dedi. Ölmezse tekrar atacağım dedi. Öldüğü videoyu da sana atacağım dedi öldürerek. Koruyucu olmasına gerek yok. Beyanda dahi bulunamazlar. Mehmet... Herkes haddini bilsin Mehmet Bey. Siz nasıl çocuklarınızdan sorumluysanız kaçırdığınız kadının çocuğu ya da karşı tarafın babalığıyla Mehmet. İlgili olarak bir beyanda bulunma hakkına ve yetişine sahip değilsiniz. Bak, toplumda deminden bir dinliyorum sizi. İnsan yani ilişkilerini, biz... Mehmet Bey, insan ilişkilerini toplumda iki şey düzenliyor. Bir ahlak kuralları, bunlar yazılı değil. Diğeri de hukuk kuralları. Kanunların korumadığı, yasaklamadığı şeyleri de insanları denetleyen şey ne? Ar ve utanma duygusu. Ar ve utanma duygusu kalmadığı zaman yaşadığınız yer ne olur? Sizin gibi insanlar çıkar, her yaptıkları eyleme bahane bulmaya başlarlar. Çünkü utanma duygusundan kurtulmak için kendinize 155 Mehmet olarak bir savunma mekanizması geliştirmişsiniz. Halk kahramanı Mehmet, şiddete uğrayan kadını kurtaran Mehmet. Halbuki altı oyuk Mehmet. Bu değil. Altı oyuk. Gerçek bu değil. Bak, sizden karşınızda oturan kadın daha cesaretli. Sevdim kaçtım diyor. Siz neyin kahramanlığını yapıyorsunuz? Kahramanlık yapmıyorum abla. Kahramanlık buraya çıktıysa, yapıyorsunuz. Yani buraya uyanıklık çıktıysa... yapıyorsunuz. Adam eşini arıyor ya. Sizi arıyor telefonda. Siz böyle almış götürmüşsünüz evinden. Ay bir de arıyor numara. Arıyor sizi. Numaradan yani insanda biraz ya yani utanma bak, olur. Şunu da diyeyim sizi bak. Sizi aradığı zaman telefonunu açamaz insan ya. Sizde nasıl bir cesaret var ya? Zaten, geliyorum Ali. Ablam, iki dakika bana, bekle bana, demiş bana, bir de. Bana gelmezse zaten aynen. Gidecekti gene bana. Hayatım sen o gün adamı bu kadın bavullarını hazırlasın diye sokakta dolaştırdın mı? Evet ya, arabanın yağını değiştirmeye gittik. Heh, bir de arabanın yağını değiştirdin. Bir de birazcık onu oyaladın mı? Evet. İşte siz çok iyi oyuncusunuz. Eve gitmek istiyor, göndermiyorsunuz ya. Yani şey var ya, ya böyle seri katiller olur ya. Soğukkanlı bir şekilde... Ondan sonra avına yaklaşır, onunla vakit geçirir. Büyük ustasınız bu konuda, tebrik ediyorum. Hele bir yıldan beri bir ilişki varsa aslında buna oyuncu denmez. Buna sahtekar denir de. Ama şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Siz, sen Ali'yi kandırdığını sanıyorsun da siz ikiniz birbirinizi kandırıyorsunuz. Belanızı da beraber bulursunuz. Vallahi bak, mis gibi. Bazen bırakacaksın, hayat kendi dersini versin. Boşanma sürecine gireceğiz. Bu arada diğer konuklarımız var aslında bu konuyla ilgili. Onları da canlı yayına alacağım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.